Merhaba arkadaşlar, KPSS 2014 için hazırladığımız eğitim videolarına matematikte ALES tarzı soru çözümleriyle devam ediyoruz. Burada 2013 yılında çıkmış bir soru var. Yani dışarıdayım, o yüzden biraz gürültü olabilir ama genelde iyi olması lazım sesin. Soruda diyor ki, özdeş oksijen tüpleri kullanan Cihan ve Levent isimli dalgıçların denizde bulundukları derinliğin zamana göre değişimi ve oksijen tüplerinin doluluk yüzdelerinin zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. İki tane dalgıç var, iki tane grafik var. Şimdi ilk olarak şuna bakmamız lazım. Burada ekstradan ne olmuş? İki tane grafik kullanmış. Dolayısıyla bizim bilinmeyenimiz aslında 3'e çıkmış biraz da. Çünkü hem dalgıçlar var, hem zaman var, hem de derinlik ve doluluk var. Tabi zamanı tek değişken olarak alırsak hem derinlik hem doluluğun değişimi var. O yüzden biraz daha kompleks hale gelmiş. Yani ALES tarzı soru da biraz daha böyle olacak muhtemelen. Yani KPSS'de çıkacak ALES tarzı sorularda yine 2014'te. Ama önemli olan dikkatli incelemek. Basit bir soru. Matematiksel kısmı basit. Soru, şu kısmı bir kere de anlamamız gerekiyor. Yoksa tekrar dönünce iyice stres yaptırabiliyor. Şimdi iki tane dalgıç var. Noktalı Levent, çizgili Cihan. Bir derinliğin değişimi var. Yani dalıyorlar. Aynı zamanda dalarken oksijenleri de belli bir miktarda boşalıyor. Bir dikkat etmemiz gereken noktada bu sorularda, yani atıyorum 53'te, 54'te, 55'te hangi grafik üzerinden yola çıkacağımız, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada ikinci grafikten yola çıkıyoruz. Burada birinci grafik. Burada hem 1 hem 2. Şimdi göstereceğim. Levent 15 metre derinlikteyken oksijen tüpünün yüzde kaçını kullanmıştır diyor. İlk olarak oksijen tüpü olduğu için bu grafiğe odaklanmamız lazım. Ve Levent diyor. Levent hangisiydi? Noktalıydı. O yüzden noktalıya bakıyoruz. Aslında tek olan şey basit bir üçgene bakmamız. 7 dakikada 100'den 72'ye inmiş. Yani 7 dakikada 28'lik bir değişim var. Basit bir orantı kuracağız. 15 metre derinlikteyken 15 metre derinliğe ne zaman iniyor? 5. dakikada iniyor. Sadece bunu alıyoruz diğer grafikten. 5 dakikada ne kadarını kullanır? 7 dakikada 28'ini kullanıyorsa her dakikada %4'lük kullanıyordur. İçler dışlar yapmaktan daha kolay bu. Her dakikada %4'ünü kullanıyorsa 5 dakikada %20'sini kullanır diyoruz. 54. soruda 4. dakika sonunda Levent Cihan'a göre kaç metre daha derindedir? Yine önce hangi grafikten yola çıkacağımıza bakmamız lazım. Derinlikteki farkı soruyor. Buraya odaklanacağız. 4. dakika sonunda diyor. Peki derinlikte nasıl bir değişim var? Önce ona bakalım. 5 metre derinliğe indiğinde birisi 5 dakikada birisi 15 metre derinliğe, diğeri ise 10 metre derinliğe iniyor. Yani birisi dakikada 2 metre, hangisi? Cihan. Diğeri dakikada 3 metre derinliğe iniyor. Levent. Yani her dakikada aralarında 1 metre fark var. 1 metre oynuyor. Birisi 3 metre iniyor, birisi 2 metre. Sonra 6 ya 4 metre olacak. Buna göre demiş 55. soruda, Levent'in dalış hızı çıkış hızından büyüktür. Yine bu grafiğe odaklanıyoruz. Çünkü hızı derinliğin artması ve azalmasından anlayacağız. 15 metreye dalmış 5 dakikada ama 2 dakikada çıkmış. 2 dakikada tekrar derinliğini sıfırlamış. Dolayısıyla dalış hızı çıkış hızından büyük değil. Çıkış hızı 2 dakika, dalış hızı 5 dakika aynı derinliğe. Cihan Levent'ten daha çok oksijen tüketmektedir. Ona nasıl bakacağız? Aynı dakikada ne kadar oksijen tükettiklerini karşılaştıracağız. Mesela 7 dakikada birisi %28'lik, diğeri %50'lik oksijen tüketmiş. Dolayısıyla doğru, Cihan Levent'ten daha çok oksijen tüketmiş. %50'sini tüketmiş. Cihan ile Levent'in dalış hızları arasındaki fark 1 metre bölü dakikadır demiş. Bu da doğru. Az önce 54'te söylemiştik. Birisi dakikada 2 metre derinliğe iniyor, birisi 3 metre. Cevabımız dolayısıyla 2-3. Şimdi burada önemli olan nokta şu.
Normal grafik sorularında tek grafik üzerinden bir şeyin değişimini bulabilirdik. Yani şuraya kadar geldiyse derdik ki doğrusal burada da bu olur. Burada ekstradan ne girmiş için içine? İki tane grafik girmiş. Dolayısıyla üç tane bilinmeyenimiz var. Mesela Cihan için alırsak hem derinlik var, hem zaman var, hem doluluk var. Levent için de aynısı var. Dolayısıyla soruda hangi grafiği kullanmamız gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra o grafikte basit matematiksel işlemle bulabileceğimizi de bileceğiz. Yani hangi grafiği seçtikten sonra matematiksel kısımda çok zorlamaz. Burada da görülüyor zaten. Bu ilk videolarda çıkmış sorularla ilgili çözeceğim. Daha sonra hani ne tarz olabilir üzerine tasarımlar yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur.